Merhaba. Bugün önce size sosyal medyada karşılaştığım çok güzel sözlerle başlamak istiyorum. Ey Türk kızı oku, kendini geliştirirsin. İleride de neslini yetiştirirsin gibi çok güzel bugün sosyal medyada yazılar gördüm. Çok hoşuma gitti. Hemen onların ekran görüntülerini aldım. Unutmamak için. Daha sonra bir yerde yine yazı gördüm. Hani kitabı okumak hakkında birileri bir şeyler yazıyordu. Bir kişi şöyle demiş. Okumak beyin değirmen taşı gibidir. Değirmeni nasıl öğütmek için bir şey atarsan döner, atmazsan taşlar birbirini döne döne birbirini bitirir. Eğer sizler de bizler de kitap okumazsak eskiye belirli yanlış anılara takıldığımız şeyler vardır, sözler vardır, konular vardır. Onlara takılır kalırız. O bizim gücümüzü alır, bizi çökertir, bizi mahveder. Eğer beyne yeni yeni bilgiler girerse, o zaman değirmen döndürecek, ununu üğütür ve eskilere biz takılmayız arkadaşlar. Bugün buna yakın bu tür bayağı sözler gördüm. Çok hoşuma gitti. Tekrar tekrar okudum. Tekrar tekrar okudum. Bir de şu Acem halısı çiçeğine nasıl yetiştirilirdi? Bu kadar güzel açmışken işte bir video çekmek istiyordum. Ama bir türlü işte bir haftadır falan bir işlerde hava bozuluyor. Yine dışarıda çok rüzgar olduğu için bu çiçeği içeriye aldım geldim. Burada çekim yapalım dedim. Bugün benim şeyim aradı. Biz Salih'le gittiğimiz zaman bizim alt katta yoldan direkt giriş var. Alt kat bodrum gibi. Orada kiracımız vardı. Gülten aradı. Allah razı olsun. Abla dedi hani müsaitsem yaprakla olduysa biraz üzüm yaprağı toplayayım falan diye. Gültencim dedim. Hani naviz üzümlere şey verdi. Zehir verdi. Sen birkaç gün sonra gel falan dedim. Hani kiracımızla Allah razı olsun. Biz ondan çok memnunuz. O bizden çok memnun. Biz buraya geri döneceğimiz zaman çıkmak zorunda kaldılar. Dedim işte bugün çekim yapacaktım. Havada bozuk. Hava bulutlu olduğu zaman bunun çiçekleri kapalı oluyor arkadaşlar. Hava güneşli olduğu zaman tamamen açıyor. Bakın şimdi yeniden çiçekler toparlanmaya başladı. Yine kapanacak. Abla ne olursun çeksen falan dedi. Onun için şimdi aşağıdan getirdim. Hemen bunu çekeyim diye. Acem alsın nasıl yetişir mi arkadaşlar? Kendi kendine yetişiyor. Siz bunu dikin, atın bir kenara, balkona, bir yerlere, bahçeye. Aklınıza geldikçe bir su verin. O kendi kendine gelişiyor. Bunu bana geçen yıl mıydı, önceki yıl mıydı? Sebat diye ileride bir komşumuz var. Kezban çiçeklerinden bana verir misin dedi. Tabii dedim gel istediğinden istediğin kadar al. Serbest çiçek çok bende. Geldi götürdü dedi ki işte senin olmayan çiçeğin varsa ben de sana dik vereyim. Dedim acem halım yok vardı kurudu. Hanımefendi şöyle küçük bir saksıyı etmiş getirdi. Orada biraz bir kaldı. Sonra ben onu bu uzun saksıya geçirdim. Bahçeye bizim şu tarafa giden yarı gölgeli bir yerde böyle bir mermer var. Oraya naviz onu ayağı, el ayağı takılmasın diyerekten yolun kenarına mermerin üstüne koydu. Kendiliğinden gelişti. Aklımıza gelirse oralarda bir şeye suluyorsak kendimiz görürsek su verdik. Bu sene bahar ayında da ben hani yine başka çiçeklere veriyorum ya. Güvercin gübresini bolca verdim. Ertesi gün birkaç gün sonra da su verdim. Maşallah çok güzel. Geçen de onu açmış halini gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Bakın arkadaşlar onun bu tarafı da böyle çeyle. Bu tarafı da böyle çok güzel. Her tarafında şu anda gölgeye geldiği için çiçekler yine toparlanmaya başladı. Aslında tam papatya gibi çok çok güzel açmıştı. İçeri gelince yine toparlanmaya başladı. Ben de hiç olmazsa bir çekim yapayım. Yakında çiçekler geçecek. Ben yine eyvah diyeceğim. Eyvah yine çekemedim. Birçok çiçekte öyle oluyor.
Melisa'mızı naviz balkonları yapıyor. Melisa'mızı dışarı çıkaramadık. Nereye koysak orada inşaat var. İki balkonun ikisinde de inşaat var. Mecburiyetten Melisa burada kaldı. Arkadaşlar şimdi kışın açmadı ama şu anda açıyor. O kadar güzel kokuyor ki akşam karanlığına yakın. Melisa açıyor bütün evi yukarı katlara kadar. Çok güzel bir kokusu geliyor. Geçen gün birisi bana bir komşumuz dedi ki abla hani şeyin var mı Melisa'n var mı benimki kurudu dedi. Dedim sen vermiştin dedi. Dedim saksım değiştirmedim. Yıllarca saksısını değiştirmemiş. Galiba toprağı yetersiz geldi. O Melisa kurumuş. Nisan ayında Melisa'dan budadım. Bir şeylere bardağı ısladım mutfağa. Biraz da dışarıya ısladım. O da yeni yeni köklenmeye başladı. Hatta bugün iş arkadaşım Hacer'in eşi, Hacer'le eşi Mustafa Bey geldiler. Onlara köklenmişlerinden verdim. Bu sene de geçen yıl yapamamıştım. Bu sene de Melisa'dan işte köklendirip yine su şişelerine ekip ekip bir yerlere dağıtacağım arkadaşlar. Acem halısını ben gördüm. Yani sosyal medyada yine böyle gördüğüm zaman bunu balkonlara koydukları zaman metrelerce çok uzadığını, çok güzel çiçek açtığını gördüm. Oradan ilgimi çekti. Bunu çiçekleri geçtikten sonra bunun gibi birkaç tane saksıya ben bundan kırıp kırıp dikeceğim. Yani bakımı çok çok kolay arkadaşlar. Yani uzun süre susuz kalsa da hiçbir sorun yaşamıyor. Arkadan su verin, o yine kendine geliyor. Gayet güzel yetişiyor ama işte bak güvercin gübresi verdiğiminde çok faydasını gördüm. Birden dalları böyle çok büyümüş. Maşallahları var, maşallahı var. Gayet güzel gelişiyor. Kohleramız artık bakın arkadaşlar çok çok güzel oldu. Bakın. Kohlera çok çok güzel açtı. Buna benzer böyle çoklu vardı. İşte isteyen birkaç arkadaşımıza verdim. Her tarafından çok çok güzel kohlera açtı. Çok güzel oldu. Maşallah. Gayet güzel. Öbürkülerde de büyük saksılarda da bu kadar çok açmış vardı. Hani bir arkadaşımız dedi annem için abla verir misin dedi. Tabii veririm dedim. Onu verdim. Birkaç kişiye böyle dağıtınca elimde çok güzel açmışları kalmadı. Sadece bu kaldı. Bu da mutfakta olduğu için pek gören yok. Bu böyle çok çok güzel arkadaşlar. Kırmızısı çok güzel. Açması çok güzel. Bakın. Muhteşem haliyle. Çok güzel açtı. Maşallah. İnsanın içini açıyor. Menekşelerim de yine açmaya başladı. Bakın pembe menekşem. Buradan birer ikişer açmaya başladı. O da katmerlisi çok güzel. Kalonşa sarı benim yoktu galiba diyordum. İşte bu sene kuruyup da kuruyor diye dallarını kırıp kırıp ektiklerim sarı kalonşaymış. Onlar da birer ikişer açmaya başladılar. Galiba sarı kalonşam yok diyerekten korkmaya başlamıştım ama birkaç tane birden gelişiyorlar şu anda. Gayet güzel oldular. Bahçeye bu yıl bakamadım arkadaşlar. Hani hem okula gidiyorum hem torunum var Allah razı olsun. Koştur koştur oraya buraya gitmekten bahçeye bakamadım. Dünden bugün sabah birkaç saat, akşam üzeri birkaç saat hep şey yapmaya başladım. Bahçe şey değil yani. Henüz tam yoluna girmedi. Ya da çiçeklerin kimisini ektim, kimisini yeni dikiyorum. Bahçe istediğim bir kıvama gelmedi. Şu anda da Mayıs ayındayız ya. Artık zamanla bazı çiçekler gelişmeye başlayacak. Ama mesela sarmaşık gülü açtı. Balkonda benim geçen yıllarda vardı sarmaşık gülüm. Onu aşağıya aldık. O güzel açmaya başladı. Diğer güller açmaya başladı. Aslan ağızları açmaya başladı ama bahçe tam istediğim bir randımana girmedi henüz. Yine de orada çekebilirdim ama bu rüzgarla burada çekmek istedim. Sizler de arkadaşlar bakın eğer acem halısı yetiştirmek istiyorsanız balkonlarınızda böyle sarkıtırsınız çok güzel büyürler. Bakımı da çok kolay. Dikin birkaç dal bir kenara.
O ki aklınıza geldikçe su verdiğiniz zaman, kuruduğu zaman, iyice takır takır kuruduğu zaman, suyunu verdiğiniz zaman o gayet güzel gelişmeye başlıyor. Akşam yeğenim Ceren'le görüştük. Kezban teyze dedi, ona doğum gününde eşi şey almış. Zambak. Zambak ne deniyordu, o bir şey vardı da. Lilyum almış eşi, ona çok güzel kokuyor dedi. Hani senin bu konuda bilgin yok sanırsam dedi. Ceren'cim dedim ben, teyzenin hobileri kanalına git. Orada istediğin kadar lilyumlar konusunda bilgi bulabilirsin. Münevver Hanım geçen yıllarda lilyum hakkında çok bilgiler verdi. Allah razı olsun. Sağ olsun. Kışın nasıl saklanabileceğini, hangi aylarda ekilebileceğini, hepsinin ayrı ayrı zamanlarda açması için onların nasıl planladığını falan çok güzel anlattı. Dedim teyzenin hobilerine gitsen, kanalına git, orada bulabilir. Sizler de lilyum konusunda eğer merak ettikleriniz olursa teyzenin hobileri kanalına gidin. Münevver Hanımcığım, Allah razı olsun, çok bilgili bir kadındır. Çiçekler konusunda çok harikadır, çok bilgili, çok deneyimli, tecrübelidir. Onun bilgileri çok güzel. Dedim lilyumlar ve birçok çiçekleri biliyor. Ama lilyumları ben sadece onda daha çok gördüm. Çok güzel şeyler hakkında bilgi var. Buradan da sevgiler, selamlar Münevverciğim. Oldu. Allah razı olsun. İyi yani. Lilyumları merak edenler teyzenin hobileri kanalına gidin. Orada gerekli bilgileri bulacaksınız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Dışarıda rüzgar vardı. İçeriye aldım çekimi. Hiç çekmemektense işte arada bir çekelim bari. Güzel o kitapla okuma konusunda güzel sözlerle başlamak istedim. Arkadaşlar lütfen sizler de kitap okuyup kendinizi geliştirin. Çok okuduğumuz zaman ileride çocuklarınızı, torunlarınızı da nesilleri iyi yetiştirirsiniz. Şimdiden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.